Tiflis yakınlarında Vazyani kasabasındayız. Burası ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı bir yer. Özellikle çeşitli sebeplerle Abazya'dan göçen göçmen kardeşlerimiz bu bölgede yaşıyor, bu evlerde yaşıyor. İnşaatlar da devam ediyor. Tabii burada olmamızın bir başka sebebi, çok daha önemli bir sebebi var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Burası Vazyani Dikiş Atölyesi. Biraz önce bahsettiğim gibi Abazya'dan çeşitli sebeplerle, özellikle savaş sebebiyle buraya göç eden halkın kadın olan tarafı buradaki dikiş atölyesinde dikiş dikmeyi öğreniyor. Üstüne üstlük diktikleri şeyleri şimdi satış yapabilecekleri bir yer de açıldı yan tarafta. Hem dikiş atölyesine hem de satış yaptıkları yeri gezeceğiz birlikte. Burayı 2015 yılında TİKA yaptı. Yani TİKA, Tiflis'te Abazya'dan buraya göç eden kadınları bile düşünüyor. Gerçekten gezdikçe hem Türk olduğum için daha fazla gurur duyuyorum, hem de bu projeyi size aktarabildiğim için çok mutluyum. Burası ayakkabı atölyesi. Bayağı başarılı. Valeri Bey, buranın müdürü. Ali Bey bize her zamanki gibi yardımcı olacak. Nasıl gidiyormuş işler? Sakme amcama dekla kargad midis qolaperi normalura daeçqo. Çok teşekkür ederim der Tigya der. Mustafa Korkmaz, orayı anladım. Orayı anladınız. Zaten bizim de işlerimiz çok iyi gelirdir. Biz de burada işçiler aldık der. Bu göçmenlerdi. Onlar burada çalışırlar. Kaç kişi çalışıyor ve hani ne kadar farklı bölgelerden? Dikişinde 4 kişi çalışıyor mu? İkisi şimdi çalışır. Sonra başkası gelir. Ha, var diyelim. Ne kadar mesela para kazanıyorlar? Ailelerini geçindirebiliyorlar mı bu işle? Am peksatmeliden, ehlam es peksatmeli daha kolay bir tecrübe. Şimdilikte bu 80-100'ları civarında olur bu hale gelmiş. Şimdi der satışı der bilmiyorum der sonra der pazarlara götürecek der. Hele belli değildir fiyatları. 80'lere 90 Türk lirası falan oluyor. Çok güzel, çok başarılı. Daha çok Abazya bölgesinden galiba göçmenler. İşte burası da kadınların çalıştığı dikiş atölyesi. Şu anda perde yapıyorlar. Perde imal ediyorlar. Çoğu Abazya'dan göç etmiş. Girişte de söylediğimiz gibi. Tabii işlerini ciddiyetle yapıyorlar ama bilmiyorum, hani yaşadıklarından dolayı mı ben de hani öyle olduğunu düşünüyorum. Böyle biraz hüzün var yüzlerinde ama yeniden hayat kuruyorlar kendilerini Tiflis yakınlarında. Yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Tabii ki hayata tutunmanın birinci şartı iş sahibi olmak. Ve TİKA sayesinde buradaki herkes iş sahibi oldu. Evine para götürebiliyor, çorba pişirebiliyor. Bu tarafa da gidelim. Burada da perde yapımı devam ediyor. Çok güzel. Burada da kadınlar çalışıyor. Kaç kadın çalışıyor? Ramderi Kalimuşo. Ehla saç armoşi amjamad muşaobs va adamiyani. Şimdilik 8 kişi çalışıyormuş. Eğer de fazla der iş olanda der bu işlerdir artıdır. Ha, şey, 8 makine olduğu için 8 kişi çalışabiliyor. İş gücü artarsa, yani işsiz sırada bekleyen kadınlar var. Peki daha çok göçmen ve bu iş olanağından önce işsiz olan insanlar mıymış? Diye kratkmanda es Elaris çöni devnile bir Abhazeti'den. Bunlar Abazya'dan göçmenlerdi. Eskiden çalışmıyordular. Şimdi buraya yerleşipler, burada da çalışıyorlar. Peki nasıl bağlantı kurmuşlar? Önce onu mu bulmuşlar, yoksa TİKA'nın açtığı yeri görüp başvurmuşlar mı? Ayrogur muhta amis kahsına o. Amis kahsına es mkonda es eti proyektik argi romelits
Ben de bunu de bu projeyi de yetiştirmek kafama koymuştum der. Sonra der Abazya hükümetine der başvurdum der. Onlar da TİKE'yi bulmuşlar. Valeri Bey'in projesiymiş bu. Evet. Hükümete başvuruyor. Abazya hükümetine başvuruyor. Tiflis'de Abazya hükümeti. Valeri Bey de Abaz. Evet, Valeri Bey de Abaz'dı. Tiflis'de Abazya hükümetine başvurmuş. Onlar da TİKE'yi bulmuş. Onun vazifetinden bu iş olmuş. Burada. Tebrik ediyorum. Kafasına koyduğunu yapmış yani bir şekilde. Peki rica etsek bir tanesi duygularını anlatabilir mi? Nereliymiş? Tiflis'liymiş. Bu TİKE'nin açtığı okul şeyden, dikiş atölyesinden memnun mu? Daha önce işsiz miymiş? Akım dedi, Muşov, dedi sabı mı? Dizayner vardı, Erzuşak atölyesi Muşov. Tiflis'de. Ama burası açılınca burayı mı tercih etmiş? Neden burayı tercih etmiş? Radu Mokhvedi Tuvaka. Ben de isterdim ki de bunlara da de bir şeyler öğretin, bir şeyler bunlara da de fiksin de başarılı olsunlar de bu insanlar. Onlara yardımcı olmak için bu işi. Ne kadar güzel bir şey. Ya ben o zaman insanlık adına teşekkür ediyorum kendisine. Bu modeller son yıllarda çok moda. Burada çalışan kadınlar da, erkekler de imal ettikleri perdeleri, kıyafetleri, ayakkabıları daha sonra pazarda satıp kendi yaptıkları ürünü satarak kendi paralarını kazanacaklar. Yani hem atölyeden para kazanacaklar hem de yaptıklarının satışından para kazanacaklar. Çok da güzel. Sürpriz! Nasıl güzel? Dikiş atölyesinin hemen arkasında bir oyun parkı. Yeşillikler içinde, hem doğa içinde, hem de çocukların çok mutlu olabileceği şekilde dizayn edilmiş. Burada anneleri çalışıyor, burada çocuklar oyun oynayarak annelerini bekliyor. Camdan da görebilirler. Çok güzel. Yine bu gördüğünüz oyun parkını da TİKE yapmış. Tıpkı dikiş atölyesini ve dikiş atölyesinin içindeki her şeyi yaptığı gibi oyun parkında TİKE yapmış.